Belçika'nın Brüksel kentinde yapılan NATO liderler zirvesi sona erdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden da zirve sonrası basın mensuplarının karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Bugün Rusya'nın Ukrayna'yı vahşice işgal eden katliamına başlamasından bu yana NATO ve Avrupalı müttefiklerimiz arasında üç önemli konuda mutlak bir birliğe sahip olduk. Birincisi Ukrayna'yı askeri ve insani yardımla desteklemek, ikincisi Putin'in ekonomisini felç etmek ve eylemlerinden dolayı onu cezalandırmak için şimdiye kadarki en büyük ekonomik yaptırım rejimini uygulamak ve üçüncüsü NATO müttefiklerimizin doğu kanadını güçlendirmek. Bunların üçünü de gerçekleştirdik. Bugün bu çabaları sürdürmeye ve onları güçlendirmeye kararlıyız. NATO topraklarını savunmak için şu anda Avrupa'da konuşlanmış 100 bin Amerikan kuvvetine ek olarak NATO'nun doğu kanadını güçlendirmek için Romanya, Macaristan, Bulgaristan ve Slovakya'da yeni konuşlandırmalar yaptık. NATO hiçbir zaman bugünkünden daha birleşik olmamıştı. Rusya kimyasal silah kullanırsa yanıt veririz. Müdahalenin niteliği kullanımın niteliğine bağlı olacaktır. Putin, NATO'nun bölünmesine güveniyordu. Aralık ayında ve Ocak başında onunla yaptığım ilk konuşmalarda bu uyumu sürdürebileceğimizi düşünmediğini bana açıkça söyledi. NATO hiçbir zaman bugünkünden daha fazla birlik olmadı. Putin, Ukrayna'ya girmesinin bir sonucu olarak sahip olmayı amaçladığının tam tersini elde ediyor. Amerika Birleşik Devletleri, ben başkan olduğumdan beri Ukrayna'ya 2 milyar doların üzerinde askeri teçhizat sağlamayı taahhüt etti. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'daki savaştan etkilenen milyonlarca Ukraynalıya yardım sağlamak için 1 milyar dolardan fazla insani yardım taahhüdü vermeye hazır olduğunu duyuruyorum.